Gojo muhtemelen Tokyo'da doğup büyüdü, ancak ailesi aslında Fukuoka'dan geliyor olabilir. Satoru Gojo herhangi bir özel tanıtıma ihtiyaç duymayan bir karakter ki zaten Jujutsu Kaisen fanları arasında da baya bir popüler. Ancak kendisinin hikayesi biraz zaman ayırmanızı hak ediyor. Bu yüzden geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ön bölüm mangası Jujutsu Kaisen 0'da Satoru Gojo, Yuta Okkotsu'nun Tokyo Metropolitan Teknik Koleji'ne kaydolmasına izin vermeleri için üstlerine yalvarırken çıkışını yapmıştı. Bu sahne Itadori'nin davası için de üstlerinden izin istediği anaannemizde zaten bu şekilde başlıyordu. Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonun üçüncü bölümünden özel bir sahnede küçük Gojo'nun muhtemelen annesiyle birlikte Fushiguro Toji'nin onu izlerken yürürken görüldüğü bir sahne var. Peki o sahne nerede geçiyor ve Gojo nereden geliyor? Geçmişi nasıl? Ailesi kim? Gege Akutami'nin bize Gojo'nun geçmişi hakkında neredeyse hiçbir bilgi bırakmadığını söylemeliyiz. Kendisi hikaye içinde uzun süredir büyücülük yapan bir aile olan Gojo ailesinin bir parçası ve o ailenin bilinen tek üyesi Okkotsu Yuta. Kendisi Gojo'nun uzaktan akrabası. Çünkü her iki ailede gerçek hayattaki Michizane no Sugawara'ya dayanan intikamcı ruh Michizane Sugawara'dan geliyor. Aynı ailenin parçası değiller ancak akrabalar ve bu temel olarak Gojo ailesi hakkında bildiğimiz her şeyde diyebiliriz. Animede başka hiçbir şey açıklanmadı, keza mangada da böyle. Onlar nüfuzlu bir aile ancak üzerinde konuşacağımız ayrıntılar yok. Bu nedenle burada söyleyeceğimiz her şey ana hikayedeki yani Canon'daki kesin gerçekler ziyade bizim vardığımız sonuçlara ve bazı teorilere dayanmaktadır. Satoru Gojo'nun Tokyo Metropolitan Teknik Koleji'ne gittiğini ve en azından 2006 yılından beri Tokyo'da yaşadığını biliyoruz. Ayrıca Toji'nin ait olduğu Zenin ailesi de Tokyo merkezli olduğunu ve bildiğimiz kadarıyla da Toji'nin de hayatı boyunca Tokyo'da yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu gerçeklerden yola çıkarak Toji'nin annesiyle yürüyen genç bir Gojo'yu ziyaret ettiği sahnenin Tokyo'da geçtiği sonucuna rahatlıkla varabiliriz. Yani Gojo'nun nereli olduğunu bulduk. Tokyo'lu. Tokyo'nun hangi bölgesinde olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ancak ailesinin durumundan dolayı merkezde bir yaşam sürmediğinden de eminiz. Bu Gojo'nun muhtemelen Tokyo'da doğduğuna ancak köy veya kasaba diyebileceğimiz artık diyebilirsek bir köy çocuğu olduğuna da işaret etmektedir. Belki de şehrin hemen dışında da yaşıyor olabilir. Ancak şöyle bir gerçek de mevcut. Gojo'nun atası olan gerçek Michizane no Sugawara Fukuoka'da yaşıyordu ve uzun zaman önce ölmüş olmasına ve Akutami'nin bu gerçeği hiç atıfta bulunmamasına rağmen Gojo ailesinin Fukuoka'dan gelmesi hem anime için çok iyi olabilirdi hem de hikaye açısından hikayenin çok daha tutarlı olmasını sağlayabilirdi. Ama ne yazık ki mangaka bu detayı atladı ve Akutami asla Gojo'nun nereden geldiğini onaylamadı. Gojo'nun geçmişindeki en önemli detay ise ailesinin 6 göz tekniği ve sonsuzluk olarak bilinen bir tekniğe sahip olmasıdır. Bu teknik Gojo ailesi bünyesinde kalıtsal bir tekniktir ve bu teknik sonsuzluk kavramını gerçeğe dönüştürerek kullanıcının istendiğinde çevresindeki alanı kontrol etmesini ve deforme etmesini sağlar. Altı göz ise Gojo klanında nadiren miras alınan doğuştan gelen bir yetenektir. Kullanıcıya olağanüstü bir algı veren, lanetli enerjinin akışını görmelerine ve lanetli teknikleri okumalarına izin veren standart dışı bir olgudu. Bir nevi Jutsu Kaisen'in Sharingan'ı da diyebiliriz. Birebir aynı olmasa da. Ayrıca sonsuzluğu kullanmak için vazgeçilmez olan lanetli enerji üzerinde de hassas kontrol sağlar bu teknik. Gojo ailesinin herhangi bir üyesi kalıtımsal olarak bu tekniği elde edebilirken sadece 6 göze sahip olanlar sınırsızın yani sonsuzluğun gücünü gerçekten öğrenebilir. Satoru Gojo son yüzyılda hem sonsuzluk hem de 6 göze doğan tek büyücüdür. Bu tekniği zaten bir tık daha detaylı olarak bu sezonda da görmekteyiz. Yani Gojo arada böyle açıklamalar yapıyor tekniği hakkında. O yüzden bu teknik hakkında biraz daha detaylı olarak bilgiler görüyoruz geçtiğimiz sezonlara nazaran. Geçtiğimiz sezonda da görmüştük ancak çok da fazla bir detay verilmemişti. Gojo sadece tekniği kullanırken kısaca hatlarına değinmişti. Bu sezon biraz daha bilgi öğreneceğiz bu konuda. Gojo ailesi hakkında şimdilik bildiklerimiz bu bilgilerden ibaret. Bakalım animede biraz daha geçmişini görecek miyiz? Mangada yoktu. Belki animeye eklerler. Eklemeye de bilirler artık. Yani manga ile doğru orantılı giderse eklemezler. Ama ben bir iki ufak ekleme bekliyorum. Bu sezon da çok güzel ilerliyor. Bakalım nasıl devam edecek? Yine güncel animelerden videolar ve bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.